24'ten iyi akşamlar. Efendim 24 Özel'e hoş geldiniz. Son dönemde Türkiye'de terör saldırıları arttı. Türkiye terörün hedefinde mi? Ne istiyorlar? Ve bütün bu terör örgütlerinin nasıl oluyor da ortak hedefi Türkiye oluyor? En son saldırı haberi İzmir'den geldi. Maalesef bir polis ve bir adliye çalışanı şehit oldu. 7 yaralı var. İki bombalı araçla saldırının düzenlendiği ifade ediliyor. Biri patlatıldı. Diğeri ise polis kontrolünde kontrol olarak ele geçirildi. 3 saldırgandan ikisi öldürüldü. Diğer saldırgan ise aranıyor an itibariyle. Terörü konuşacağız. Neden Türkiye hedef aldıklarını konuşacağız. Ve neden son dönemde bu kadar arttığını. Çok değerli konuklarımla Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okan Bey. Mustafa Kartoğlu, Star Gazetesi Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Okan Bey, şimdi son dönemde arttı bu terör saldırıları. Yani İstanbul Beşiktaş'la birlikte peş peşe bir sürü saldırı. Ne oluyor? Bütün bunlar neden şimdi sahneye almaya başladı? Öncelikle şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun ve yani Allah sabır ve dayanma gücü versin. Amin. Çok önemli bir sınamadan geçiyoruz. Çok büyük meydan okumalarla karşı karşıyayız. Ve her an her yerde, üstelik de yaşadığımız şehirlerde, günlük hayatımızın içinde karşılaşmak ve terörle karşılaşmak çok bildiğimiz, tecrübe ettiğimiz bir durum değil. Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadele tarihi şehir merkezlerindeki terör olaylarıyla geçmedi. Daha çok kırsalda ve daha çok bir bölücü terör örgütü gerçeğiyle yüzleştik. Ve bununla baş etmenin yollarını büyük ölçüde öğrendik. Sadece son birkaç güne ya da hafta indirgemeyelim ama en azından 20 Temmuz 2015'i Suruç'u esas alalım. O tarihten bu yana Türkiye hem çoklu terörün hem de nöbetleşe adeta yani dönüşümlü terör örgütlerinin açık hedefi. Peki bu nasıl bir terör? Hem çok açık bir şekilde bölgede haritaların yeniden çizildiği durumda Türkiye'ye hiza vermeye, Türkiye'nin takatini ve toplumsal direncini çökertmeye dönük terör dizisi. Dolayısıyla uluslararası istihbarat örgütlerinin ve Türkiye'nin evet demediği her seçeneğe zorlamaya dönük uluslararası güçlerin ve onların maşalarının maalesef çok kanlı eylemleri. Diğer taraftan şunu da kabul edelim ki Türkiye'de emniyet, istihbarat ve terörle mücadele boyutu Fethullahçı terör örgütü tarafından dumura uğratılmış, sekteye uğratılmış, adeta felç edilmiş. O yüzden bir yandan da iç kapasiteyle bu ve benzeri terör olaylarıyla mücadele edebilmek kolay değil. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, gerek emniyetin, gerek istihbaratın yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı, hakikaten vatansever, devletine, milletine, hukuka bağlı insanlarla bir mücadele yürütmenin gerekliliği karşısında bu insan malzemesi, bu insan kalitesi ve bu sayının yani oluşturulduğu bir Türkiye'yi henüz daha inşa edemedik. O yüzden bu 20 Temmuz 2015'ten bu yana devam eden olaylar dizisinin özellikle Suriye'de daha çok bir ölçüde de Irak'ta artık son düzlükte yeni harita çizilirken Türkiye'nin aldığı pozisyonda Türkiye'nin gücünü kırmaya dönük ve Türkiye'de de büyük siyasal ve yapısal anayasal dönüşümleri de durdurmaya dönük hamleler. Bunun kişisel hedefi nedir, kurumsal sonuçları nedir, neye evet dersek ne olur belki daha sonra tartışırız. Mustafa Bey, bütün bu örgütler baktığımızda Okan Bey çerçeveyi çizdi. Bunların hepsinin hedefi Türkiye. O zaman biz şunu mu diyeceğiz? Evet, bunlar birbirleriyle ilişkili ve bir yerden mi kumanda ediliyor yoksa hayır bir vurmaya başladı biz devam mı edelim? Bunu nasıl okuyalım? Bu bir domino taşı etkisi de var bunun içerisinde. Ben de öncelikle hakikaten ilk bilgilere göre şehit polis memurunun müdahalesiyle çok daha büyük bir katliam, çok daha büyük bir terör eylemi önlenmiş görünüyor. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit olan iki güvenlik görevlisine de, iki görevliye de. Ve hakikaten sabra ve salim kafayla düşünmeye çok fazla ihtiyacımız var. Zira terör allak bullak etmeye
etmeyi hedefliyor. Toplumsal yapıyı, siyasi yapıyı, insanların zihnini korku salmaya çalışıyor. Buna bir şekilde direnmek gerekiyor. Bu direniş gösterilirken sormaya, sorgulamaya, ne olacak diye düşünmeye, kafa patlatmaya, belki yeni tedbirleri düşünmeye, yeni bazı yapılanmalara gitmeye elbette çalışacak. Türkiye'de çalışacak. Hem bürokrasi, hem siyaset, hem devlet, hem vatandaşı olarak. Ama terörün anlık etkisinden, yani öldürmeye yönelik etkisinden daha çok kaosa yönelik, o düşünce zafiyetini sağlamaya yönelik bir hedefi olduğunu da unutmamak gerekiyor. Birine engel olamamak, diğerlerine engel olamamayı getirmemeli. Diğerine en azından engel olmalıyız. Şimdi domino etkisi dedim. Çoğu zaman hani vardır ya, şeytana sormuşlar bütün bunları sen yaptın, ben bir şey yapmadım, ben sadece kazığı salladım demiş. Şimdi bir kazığı sallama etkisi var, bu doğru. Evet. Bir yerde bir olay olunca Türkiye'ye yönelik birçok girişim var. Bu arada da fırsatlar bulunuyor. Bir takım zafiyetler yaşanıyor. O zafiyetlerden başka örgütler, başka yapılar yararlanmaya çalışıyor vesaire. Fakat bir de kontrol dışı olmayan yapılar var. Bunların içerisinde bunlar birbirleriyle hibrit çalışıyorlar. Ne zaman bir domino etkisinden bahsedebiliriz? Ne zaman planlı bir ortak saldırılardan, yani birbirinin ardına gelen saldırılardan bahsedebiliriz? Bu belki olay olay yapılacak olan analizlerle çıkar. Ama şimdi gördüğümüz hadise, Suruç'tan bahsetti Okan, hemen arkasından PKK'nın çözüm sürecini bitiren saldırılarının başladığını görüyoruz. Hemen arkasından. Bir tanesi PKK'nın muharrezi olan, düşmanı olan ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu o PYD-YPG yapısıyla savaştığını iddia ettiği örgüt. Bir yandan da onun peşine takılan kendisi. Ve arkasından bugüne kadar gelen işte 2-2,5 yıllık süreçten bahsediyoruz. Okan şimdi, Bey'in hani Suriye ile ilişkiyi göz ardı etmeme noktasında tabii ki uyarısı, şimdi oradan böyle bir ilişki evet, var. O, oradan i̇ki, hareket etmemiz iki, lazım. Hemen ardından o sürecin başlangıçlarında, ortasına daha gelmeden, yani bir buçuk yıl öncesinde bir açıklama biliyoruz. PKK, DHKPC, MLKP, şu birkaç tane örgüt. Bunların bir ortak yapı altında eylem birliği içerisinde olacaklarına dair bir duyuruları var. Bunların Suriye'nin kuzeyinde eğitim merkezleri var. Türkiye'den oraya, başka ülkelerden ve Türkiye'den, yurt dışından oraya militan taşıdıklarına, bazıları çocuk olan militanları bile taşıdıklarına ve yetiştirdiklerine dair bilgiler var. Bu sadece Türkiye'deki medyada yayınlanmıyor. Türkiye'deki istihbarat servisleri bu konuda devleti uyarmıyorlar. Dünyada da yayınlananlar var. Kimi güzelleme için bunu yayınlıyor. Sonra bakıyorsunuz ya, bunlar çocuk. Ve bu eylemde, bu İzmir'deki olayda biraz İzmir'in de hassasiyetlerini kaşımak. Bütün coğrafyalarda benzer şey. Mesela Kayseri'de bir eylemin yapılmış olması. Kayseri milliyetçiliğinin bilinen bir şehirlerden bir tanesi. Baskın şehirlerden bir tanesi. İzmir o anlamda düşünülebilir. Ve bu saldırılar, hele son saldırıya baktığımızda bir PKK saldırısı gibi duruyor. Ama aynı zamanda bir DHKPC saldırısı gibi de duruyor. O zaman biz tabii hemen bir geriye gidiyoruz. Bir adım geri çekiliyoruz. Bu örgütlerin zaten birlikte çalıştığını görüyoruz. Daha önceki eylemlerin ya da terör saldırılarının bir kısmını da hatırlarsak, orada da DAEŞ'in yaptığı gibi görünen saldırıların bir kısmının içerisinde PKK'lılar da var. Diyarbakır'daki HDP mitinginde konulan bombayı hatırlayın. Ve orada bombacının oradaki görevlilerden yardım aldığı, HDP'nin görevlendirdiği kişilerden, sivil kişilerden yani, yardım aldığına dair ifadeleri hatırlayın. Şimdi bu Suriye bir kaynak ama Türkiye'ye taşınması, Suriye'deki kaynakta yetişen sivrisineklerin doğal olarak Türkiye'ye rüzgarla savrulmaları değil. Türkiye'ye yönelmelerinin Türkiye'ye özgü sebepleri var. Türkiye'nin orada bulunması bile tek başına sebep değil. En önemli sebep ama tek başına sebep değil. Gördüğümüz kadarıyla son dönemde senin işaret ettiğin artış ve hedef seçimi Türkiye'nin Elbap operasyonu ile
çok daha yakın ilişkili. O operasyonda alınan mesafeyle çok yakın ilişkili. Çünkü hem DAEŞ 3 önemli merkezinden, yani Rakka, Musul ve Elbap diye düşündüğünüzde 3 önemli merkezinden birinden atılıyor. Hem de DAEŞ Elbap'ın bir önemli özelliği de Fırat'ın batısına, Cerablus tarafına geçen YPG, PYD, PKK terör örgütünün kanton ilan ettiği Afrin'le bağlantı noktası. Dolayısıyla Türkiye'nin orada bulunması, her iki örgütü de örgütünde Türkiye'yi ayrıca bir hedef alması için bir sebep. Ha ne oluyor? Evet. Buradan çekilin, tırnak içinde gerisi söylenmiyor, mesele bitsin. Çekilsek de meselenin bitmeyeceğini biz biliyoruz. Peki. Okan Bey, şimdi baktığımızda mesela FETÖ, PKK, DAEŞ, DAEŞ-KPC. Şimdi 5 benzemez. Yani ilk etapta baktığımızda arada sosyolojik olarak bir korelasyon kuramıyoruz. Ama 5 örgütün hedefi de Türkiye. 5'i paslaşarak geliyor ve bazen öyle oluyor ki bir saldırı oluyor, acaba hangisi yaptı diye. Çünkü birbirlerinden taktik de çalıyorlar. Çok o zaman doğru. Bu bizi nereye götürüyor? Yani kumanda merkezleri mi bir yerde? Ya bunlar tabii kukla, kuklacıya bakmak lazım. Aslında ideolojik yapıları, örgütlenme biçimleri ve hareket sahipleri farklı. Ancak ana hedefleri Türkiye. Şimdi ben şöyle başlıklandırıyorum ve bunu çok önemsiyorum. Mustafa Bey bir bölümüne değindi. Ben şöyle bir yukarıdan sıralayayım. Türkiye'ye çok açık verilen mesajlar var. Bir, Musul'dan çekil, yani Başika'dan çekil. Petrol ve doğalgaz denkleminde yerin olmasın. İki, Suriye'de terör koridoru ama aslında bir Suni Kürt devleti, belki İsrail'in güvenliğini sağlayacak bir tampon devlet kurulmasına ilişkin senaryoya karşı durma. Hatta dön içeride PKK'lıları terör örgütü kimliğinden çıkararak muhatap al. Bunlar hani çok açık mesajlar. Ayrıca yani Kıbrıs mesela çok dikkatten kaçıyor. Doğu Akdeniz'deki ciddi enerji kaynaklarını ve yeni oyun kurulma biçimlerini dikkate aldığınızda, buna İsrail'i, Kıbrıs ve Mısır açıklarındaki enerji kaynaklarını ve daha çok Avrupa Birliği'nin enerji arz güvenliğindeki pozisyonunu dikkate aldığınızda, Kıbrıs'ta da Türkiye'nin garantörlüğünü, askeri varlığını da gözden çıkaracak şekilde bir çözüme razı ol. FETÖ ile mücadeleyi artık bu noktada durdur. Rusya ile yakınlaşıp alternatif dış politika seçeneklerine yönelme. Çoğaltma. Yönelme. Yani bir tekelin içinde kal. Ve aynı zamanda Türkiye'de yapısal, siyasal, anayasal dönüşümlerin de peşinde koşma. Bak şimdi bunun içinde FETÖ var. Bunun içinde PKK terör örgütü var. Bunun içinde DAEŞ var. Dolayısıyla terör örgütleri aslında çok güzel bir kavram bu. Vekalet savaşlarının uzantısı. Yani ana aktörler kendilerini terör örgütlerinin farklı kimlik ve yüzlerinin arkasında saklayarak, bunları ileri sürerek ve arada da iz kaybettirmeyi başararak bu coğrafyada bir tasarımın içindeler. Ve bütün bunlara çok dikkatli baktığımızda bir toplumun tahammül kapasitesini ve dayanma gücünü olumsuz etkiliyorlar. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum, kırsaldaki, dağdaki terör ve terörle mücadele konusunda deneyimi olan Türkiye, şehire taşınan terör ve buradaki asimetrik saldırı biçimine karşı çok deneyimli ve çok da geniş kadrolarla buna mukabele edecek, karşı koyacak yetenekte değil henüz. Bundaki temel problem de 15 Temmuz darbe girişimi gerçeğini de ortaya çıkarttığı gibi Türkiye'de güvenlik birimlerinin içini devlet içinde devlet olan yapılar ele geçirmiş. Bunların tasfiye süreci bitmedi ama aynı zamanda bunların ödettiği maliyet devam ediyor. Tabii ki toplumun sinir uçlarına basıyorlar. Etnik ve mezhebi fay hatlarını tetiklemeye, kırmaya çalışıyorlar. Gece kulübündeki saldırıdan sonra birden yaşam tarzını tartışmaya evet. Başlamamız gibi. Ne kadar ki, tuhaf. Tabii yani ki. O parantezi biz oysa ama çoktan hafife kapatmıştık. Alınacak, hafife alınacak bir tartışma değil. Ben şöyle düşünüyorum. Biz hani Mayıs sonu Haziran başı 2013 Türkiye'sini hiç ama hiç unutmamalıyız. Hatta ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdiği temasları da milat olarak kabul ediyorum. Yani Mayıs 2013. Mayıs 2013'ün Türkiye'si
Ufku çok geniş, model, ilham kaynağı, çok büyük yatırımları başlatmış ve hayata geçirmiş, uluslararası yatırımcının adeta göz bebeği, kendi içinde huzuru ve istikrarı ve dengeyi büyük ölçüde sağlamış, geleceğe bakma konusunda bambaşka bir ülke ve Avrupa Birliği ile de entegrasyon konusunda hayli mesafe almış, Arap Baharı sürecini de doğru anlayıp, yorumlayıp yönetmeye çalışan ve bölgesel ve küresel etkilerini de doğru tartan bir Türkiye. Ama ne olduysa, Mayıs 2013'te Beyaz Saray'da ve Kırmızı Oda'da yapılan görüşmeden sonra Türkiye'ye ilişkin ana denklem değiştirildi ve Türkiye çok açık hedef haline getirildi. Bu tuhaf... Gezi olaylarını da bunun hemen arkasına ekliyorum, özür diliyorum. Yok, estağfurullah. Ve biz gezi olaylarının sosyolojisi, sosyal medya üzerinden provoke edilme biçimlerini, ajan provokatörler dahil olmak üzere anladık ve yorumladık. Ama Gezi'nin sokakta iktidar değiştirmeyi de içeren dinamiklerine ilişkin de artık ciddi bir birikime sahip olmakla birlikte, bu ülkenin modern muhafazakarları diye tanımlanan kitlesiyle endişeli modernler diye tanımlanan kitlesi arasındaki köprüleri, gönül köprülerini inşa etme konusunda zayıf ve geç kaldık. O yüzden içerideki zayıflıklar ve kırılganlıklar kukla oynatıcılar tarafından kuklaları marifetiyle kullanılabilir. Allah'tan çok sabırlı, çok soğukkanlı, Mustafa Bey işaret etti, gerçekten salim kafayla, soğukkanlılıkla yönetilmesi gereken ve asimetrik saldırı biçimleri olduğu için terör eylemleri, herhangi bir kişiyi, grubu, yaşam tarzını değil, kamu düzenini esas alıyor. Ne demek kamu düzeni? Hepimizin günlük hayatta bir telaşı var. İşe gitmeye çalışıyoruz, ödeyecek taksitlerimiz var, çocuğun okulu var, bir sürü bir şeyimiz var. Bunların bazıları bizi yoruyor, bazıları yıpratıyor ama hayata bağlıyor. Ve biz evden çıkarken arkamıza sağa sola bakarak çıkmıyoruz ki. Bir an önce bir yere yetişme telaşıyla çıkıyoruz. Şimdi benim bu doğalımın, bu rutinimin bozulması ve her an her yerde ne olabilecek diye soru sorar duruma getirilmem ve sürekli dikiz aynasına bakmam şahsi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin de devlet aygıtı olarak sürekli arkasını kollayıp önüne bakamaz duruma düşürülmesi, zaten bütün bu terör örgütlerinin ve bunların kuklacılarının ana hedef ve araçları. Ama şunu da son cümle olarak söyleyeyim. Ben de gayet güzel sıralıyorum. Hani neden oluyor, gerekçeler ne, örgütler nasıl işbirliği yapıyor vesaire. Fakat artık teşhis aşamasından Türkiye etkili tedavi aşamasına geçmek durumunda. Bu tedavide de şu ana kadar ortaya konmuş en somut reçete Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildi. Türkiye tehdidi nerede görürse orada imha edecek. Aynen. Bu da sınır ötesinde bana dönük tehdit noktaları varsa her biri benim için Ankara'dır, İzmir'dir, Kayseri'dir, İstanbul'dur şeklinde ortaya koyduğu tavır. Bu Türkiye'nin şu ana kadar tedavi anlamında aldığı en önemli aksiyon ama sadece bir güvenlik boyutu. Bir yandan da içerideki sosyolojiyi daha güçlü tahkim edecek, birbirimizle anlamamızı ve anlaşmamızı güçlendirecek, bu... mesafeleri daraltacak dil, üslup, yöntem ve uygulamaları göz ardı etmememiz lazım. 2013'ün Haziran'ı ve Gezi olaylarının yarattığı travmayı aynı zamanda toplumsal kaynaşma ve buluşmak için de fırsata çevirebilecek araçlar ve yöntemler düşünüldü, hayata geçirilmedi. Teröre karşı şu anda ikinci en önemli reçetemiz de toplumsal dayanışma ruhumuz ve terörün siyaset üstü bir devlet meselesi olarak 40 yıl sonra ancak anlaşılır ve bir ortak siyasi tavır sergilenebilir aşamaya gelmemiz. Bunlar şu anda. Katılıyorum ya, ama bu farkındalığı biraz daha açalım. Şimdi içeride birlik ama mesela deniyor ki işte uzlaşı. Az önce siz söylediniz. Yani bizden istenenler işte elimizi kaldırıp teslim olmamız. Yani daha işte hani uzlaşmak mümkün mü? Teslim olsak da hani bunlar bitmeyecek işte, o zaman Türkiye için asıl endişelenmemiz gereken, Allah korusun, Türkiye'nin haritasıyla oynayacak süreçler başlar ya. Ha, bu coğrafyada yaşamak zor. Çok maliyetli ve şunu da iddia ediyorum. Şu coğrafyaya şu andaki Amerikan sistemini alın oturtun, vallahi dayanamaz. Bak büyük CIA'yı, FBI'yı, Pentagon'a olan Amerika'yı o büyük Wall Street gücüyle şu Türkiye coğrafyasına alın, uyarlayın. 2015'in Temmuz'undan bu yana yaşanan olaylar dizisini de bunun üzerine ekleyin. Ha, Amerika olsaydı bu olaylar olmaz mıydı?
bu coğrafyada yaşıyorsanız, değil Amerika, feriştahı olsanız çok maliyetli. 1000 yıldır yaşıyoruz biz bu coğrafyada. Ve 1000 yıldır bir sürekliliği, 1000 yıldır bir beraberliği ve 1000 yıl ötesine de geçecek bir hedefi muhafaza ediyoruz. Hiç kolay değil gerçekten. Mustafa Bey, şimdi biraz daha böyle kurcaladığımızda başka şeyler de çıkıyor karşımıza. Mesela bugün Sayın Cumhurbaşkanı söylediği şey, Elbap'ta operasyon devam ederken işte Amerika diyor ki işte 20 kilometrenin ötesine gitmeyelim. Şimdi ne demek istediğini Sayın İbrahim Kalın 24 yayında söyledi. Dedi ki çünkü 30. kilometreden itibaren PYD, YPG kampları var, noktaları var. Amerika bir anlamda buraya dokunmama şartı 20. getiriyor. Kilometredeki DH tehdit de 30. kilometredeki değil mi? Tam değil oraya mi? Bağlayacağım. Yani çok güzel. Amerika bunu tehlikeli olarak görmüyor mu? PYD Amerika'nın kara gücü mü? Çünkü biraz da bunları yaşamamıza müsebbip olan şeyler bunlar. Tabii yani bunun Türkçesi yani çok askeri tabir kullanmaya gerek yok. Yani kara gücü anlamında. PYD Amerika'nın piyadesi. Piyade olarak kullanıyor ve başka bir güç büyütmek istemiyor. Bunu çünkü Türkiye çok zorladı. ÖSO'nun güçlendirilmesi, Aid Donat proje programı, yani baştan ölü doğan öneriler koydu Türkiye'nin önüne Amerika Birleşik Devletleri ya da müttefikleri. Bunlar ölü doğdukça ne yapalım, o ölü doğdu hadi tedavi edelim falan demeye başladılar. Bunun bir sonuç alınmayacak ipe un serme manevrası olduğunu aslında herkes biliyordu. Ve o aşamadan sonra da şunu söylemeye başladılar. PYD'nin önünü açıp o aşamada önünden bombalayıp IŞİD'i orada sürdükleri yere PYD'lileri yerleştirmek, onları yerleştirdikleri yerlerde muhalif olabilecek unsurları oradan kovmak, onların çoğunu Türkiye'ye veyahut Irak Barzani bölgesine göç ettirmek ve ondan sonra bir insansızlaştırılmış alana sahip olmak. Böyle alan büyütüldü. Ve bu sefer de şu söylenmeye başlandı. ÖSO diye bir şey aslında yok. Suriye'de muhalif diye bir şey yok. Onlar varsa da güçleri yok. Olsa da savaşmıyorlar. Savaşınca da kaçıyorlar. Ya bunların hepsi zincir olarak geliyor. Ama PYD öyle değil. Sahada savaşan tek güç. Ne yapalım, biz de mahkumuz. Böyle bir şey yok. Mecburuz, mahkumuz yok. Bunu herkes çok iyi biliyor. Fakat geldiğimiz noktada bu Elbap operasyonu, yani Cerablus operasyonu diye başlayan Fırat Kalkanı operasyonu bir durdurma, yani biraz pasif bir savunma operasyonuydu. Fakat bu giderek daha sonra o aktif savunma diye Okan'ın bahsettiği önleyici savunmaya döndü. Ve bu şu demek, sadece terörün alan genişletmesine yahut mevzi kazanmasına yahut kazanım elde etmesine herhangi bir şekilde güç devşirmesine, toplamasına, biriktirmesine yarayabilecek herhangi bir hareketliliği tehdit olarak algılıyoruz. Bize yönelebilecek olan tehditten bahsediyorum. Ki PYD ve DH bu sınıfa giriyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sınıfa giriyor. Hangi yöne doğru ilerlerlerse ilerlesinler Türkiye sınırlarına paralel yahut Türkiye'ye doğru. Bu Türkiye için tehdit. Tehditse müdahale ediyorum. Sınır koyuyor muyum? Hayır. Peki Amerika Birleşik Devletleri niye sınır koyuyor? O zaman sahadaki müttefiki küresel müttefikine tercih etmekle karşı karşıya kalıyor. Koca bir devlet. O bu tercihi yaptığında bugüne kadar ses çıkarılmayan tercihleriyle kıyaslayamayacağımız bir konjonktürü bize bir fırsat olarak aslında tarih sunuyor. Daha önce ne Afganistan'a müdahalesi, ne Irak'a müdahalesi, ne onun dışındaki küresel operasyonları, Sudan'a, şuraya buraya, Afrika'daki bir takım operasyonları, küresel sistemin de 3-5 oyuncunun evet demesi yahut diğerlerinin fazla müdahale etmemesiyle kotarılabildi. Ama bugün yaşadığımız iş öyle bir iş değil. Mustafa, sözünü kesiyorum ama müsaade eder misin? Sadece tabii. Şurada çok önemli bir hususa işaret ettiğin için. 15 Temmuz darbesi bu girişim gösterdi ki, yani Türk Silahlı Kuvvetleri içinde aidiyeti Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına bağlı olmayan bir grup, ama hatırı sayılır bir grup, Türkiye'nin bölgede aktif savunma diye tanımlanabilecek askeri inisiyatifi almasını da istememiş. Evet. Dolayısıyla
bugün ezber bozan Fırat Kalkanı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin bağrından çıkan ordu kimliğiyle yapabildiği ama o kimliği zedelemiş, o kimliğe gerçek anlamda ait olmayanların ise hep engelleyip, öteleyip Amerika'nın da PYD, PKK terör örgütü unsurlarıyla iş tutmasının da kendine göre zeminini, gerekçesini ve veya bahanesini oluşturduğu bir dönem için. Ama bir terör örgütünü diğer terör örgütüyle temizlemek asla düşünülebilecek bir husus değil. Amerikalılara sorarsanız biz müttefikmişiz, stratejik ilişkimiz devam ediyormuş, PYD ile taktik ilişki kuruyormuş. Böyle bir şey olmaz yani. Şimdi bu Atatürk'ün nutkunda geçen, kendi deyip aynen aktaramayacağım ama şahsi geleceklerini, şahsi çıkarlarını müstevlilerinin çıkarlarıyla birleştirmiş olanlar sadece siyasi iktidar sahipleri değil. Kendi alanında bir iktidarı, bir iktidar alanının yönetenlerin de yaptığı bir şey. İktidar deyince biz basit anlamıyla bir hükümet gibi algılıyoruz. O değil. Değil. Devletin şimdi, içindeki büyük iktidar alanından söz ediyor Mustafa. Aynen. Şimdi burada kimin şahsi menfaatlerini, örgütsel menfaatlerini müstevlilerin yani işgalcilerin menfaatleriyle birleştirdiği, ortaklaştırdığı ortada. Ve ben de tam bu bahsettiği konunun konuya atıfta bulunup bir sonraki söyleyeceğime geçecektim. 15 Temmuz bu bir sürü şeyin neden yapılamadığını çok bize gösterdi. Çok bir sürü şeyin. Ve ben 15 Temmuz'un bu anlamda o girişimin tekil bir paralel yapı operasyonu olduğu kanaatinde değilim. Birden fazla paralel yapısı var. Bir takım küresel organizasyonların Türkiye içerisinde. İç içe geçmiş bir ve bunlar yani matruşka aynı az önce söylediğimiz gibi. Benim tanımlamam budur. Nasıl birbirine karşıt gibi görünen DAEŞ terörünün ardından açtığı yoldan kurduğu ülküden gidiyorsa PKK, nasıl daha sonra diğer kendini Marksist-Leninist diye tanımlayan yahut başka her ne dilde tanımlıyorsa o örgütlerle işbirliği yapıyorsa, bunu da deklare ediyorsa, açıklıyorsa, aynı şekilde aynı yerden beslenen, aynı müstevliden beslenen, ona ana bağlı olan, ona ait olan, kendini oraya ait hisseden başka paralelcik yapılar ya da yapıcıklar da çeşitli operasyonlarda birlikte hareket ediyor. Açık ve net. Yani Türkiye'deki bir darbeye, velev ki paralel yapı, böyle bir cemaat yapılanması darbe yaptı. Ordu hangi ittifaka üye? NATO'ya. Çıkıp demez mi? NATO ve NATO'yu aslında kullanan Amerika gibi ülkeler çıkıp demez mi? Siz benim müttefikim olan bir ordunun içerisinde ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hayır, kimse bir şey demedi. Ondan sonra ya tabii bunlar canım, niye bizi ilzam ediyorlar? Taraflara itidal tavsiye şimdi, ediyoruz. Taraf ne? Evet. Hangi taraftan bahsediyoruz? Hangi taraf? Şimdi onların taraf dediği ordu Türkiye Cumhuriyeti ordusu. Fakat onlar taraf derken Türkiye Cumhuriyeti ordusundan bahsetmiyor. NATO ordusundan bahsediyor. Biz NATO ordusu değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO ordusu değil. NATO'ya üye bir ülkenin ordusu. Milli bunların bir ordu. Bunların ikisi birbirinden aynı şey değil. Dile kolay geliyor, Galata meşhur diye bunu kullanmak bile artık bu saatten sonra zuldür. Bir NATO ülkesi, NATO üyesi, işte NATO ordusu ifadelerini kullanmak. Açık söyleyeceksiniz bunu ki aradaki fark anlaşılsın. Dolayısıyla orada nasıl bir ittifak varsa terörde de benzer bir ittifak var. Peki sonuçları itibariyle baktığınızda eğer tırnak içinde dost iseniz, saldırı altında üstelik sizin de karşı olduğunuzu deklare ettiğiniz terörist bir saldırı altında olan yahut darbe baskısı altında olan, darbe tehdidi altında olan, saldırısı altında olan bir ülkeyle terörle mücadelesinde yumuşama yerine dayanışma göstermeniz gerekmez mi? Ya tamam biz evet yani olsa iyi olur da şimdi bunu yapacak durumda olmadığını anlıyorum. Yani saldırı altındasın ve bazı şeyleri bizim şu anda yapmakta olduğumuz gibi yapamayabilirsin mesela demek. Mesela Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yürüttüğümüz muafiyeti, evet, müzakere sürecinin en kritik konusu terörle mücadele yasasında değişiklik yapılması talebi. Bu kadar asimetrik saldırıya, bu kadar farklı terör örgütünün açık hedefi olarak büyük meydan okumalara karşı koyan bir ülkenin, terörle mücadelede hayatını ortaya koymuş bir ülkenin, kabul edelim ki Türkiye'ye terörle mücadeleyle ilgili şart ya da yasal çerçeve dayatan ülkeler, bizim
2015 Temmuz'undan bu yana yaşadıklarımızın onda birini hayatları boyunca yaşamadılar. Okey, çok basit bir örnektir. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hep söylüyorum, bu anayasa çerçevesinde söylediğim bir şeydir normalde. Ama De Gaulle'un katkısının inkar edilemeyeceği bir kritik dönem geçirmiştir Fransa. Savaş sonrası Cezayir, Fas, Tunus, Libya, buralarla ilgili sorunlar üzerinden oraları terk etmek istemeyen, o gücü elinden kaçırmak istemeyen, oradan aldığı güçle siyasete baskı yapan bir ordu vardı ve darbe tehdidi konuşuluyordu ciddi ciddi. Ne oldu? Bir sistem değişikliği. Ondan sonra siyasal kavgaların, 12 yılda 20 hükümet kurduran siyasal kavgaların bittiği ve ülkenin ortalamanın, dünya ortalamasının çok çok üstünde kalkındığı nükleer bir güç, bir ekonomik dev, bir sanayi ülkesi haline geldiği bir Fransa ile karşılaştık. Bir marka yaratan, moda ülkesine gelen bir Fransa ile karşılaştık. Sen de ülke 20 yıl olarak, içerisinde. Sen de ülke olarak yapacaksın da adam konuşmana dahi fırsat vermiyor ki. Yani o dönemler geride kaldı. Ben anlıyorum ne demek istediğini. Türkiye yani savunma pozisyonunda olan, sürekli üst perdeden kendisine ayar verilip hayır biz öyle değiliz diyerek adeta meşru müdafaa pozisyonunda olan bir ülke değil artık. Bu toplum da bunu istemiyor. Hani ana eksenini değiştirmek gibi bir niyeti de yok. Ama ana eksen olarak belirlediğiniz Avrupa Birliği'ni veya Amerika Birleşik Devletleri'ni öncelediğiniz ve daha çok değerler sistemi ve aynı zamanda refah toplumu idealinizde size layık görülen de kendi uygulamaları arasındaki büyük fark rahatsız edici. Yani demokrasi Fransa'da olunca ya da Almanya'da olunca demokrasi de aynı demokrasiyi ortadan kaldırmaya dönük girişimler, özellikle de silahlı girişimler, yani darbe girişimleri Türkiye'de olunca Türkiye'deki demokrasi değil mi? Yani kendilerine layık gördükleri değerler Türkiye'de başka bir standartta mı uygulanıyor? Böyle bir şey söz konusu bile değil ve olamaz, olmamalı. Ha, Avrupa demokratik değerler sisteminin çıtasının evet üstünden geçebilecek bir performansta değil Türkiye. Ama etkili ve samimi bir müzakere süreci olsa o çıtayı aşmayı hedef olarak belirlemiş. Ama Avrupa'nın ikiyüzlülüğü ve giderek içe kapanan daha ırkçı, aşırı sağcı ve İslamofobik yaklaşımları nedeniyle de artık Avrupa'dan da soğumuş bir Türkiye ile karşı karşıya kalıyoruz. Ve kendi kendini besleyen şöyle bir tehdit üretiliyor aslında Türkiye'de. Bir yandan Avrupa sisteminin içinde olmak isteyen ama dışlanan, dışlandıkça da kendisine eksen ya da farklı ittifaklar veya bölgesel ve uluslararası çıkarlarına göre davranış biçimi geliştirdiğinde de Avrupa'dan kopmaya çalışan bir Türkiye olarak yine müdahaleye açık tutulmak istenen bir Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Suriye politikasındaki ve daha çok PKK-PYD, YPG eksenini esas alan ve görüntüde DAEŞ'i etkisiz hale getirme iddiasıyla ortaya koyduğu politikaların yetersizliği, tutarsızlığı ve Türkiye'nin canını yakan sonuçları karşısında bunu etkili bir şekilde sorgulayıp aynı zamanda bölgedeki ana aktör haline gelmiş Rusya ile inisiyatif almasının NATO'dan kopma olarak tanımlanıp yine müdahaleye açık hale getirilmek istendiği bir Türkiye. Ya sizinle iş yapalım? Hayır. Orayla iş yapıyoruz, yapamazsın. Olmaz. O zaman bir tarafı itibariyle sürdürülebilir bir ilişki biçiminden giderek uzaklaşıyoruz. Diğeriyle de bizi bu ilişkiden uzaklaştıran nedenler bu yapı tarafından Türkiye'yi yine müdahaleye açık bir pozisyonda tutuyor. Bu sizin çok enteresan bir çelişki yani. İki tane makale yayınlandı son iki hafta içinde. Biri de Independent'te, diğeri de Robert Fisk kaleme aldı. Tam da dediğiniz gibi. Şimdi diyor ki Türkiye hızla Avrupa Birliği'nden uzaklaşıyor. Bu halde terörle nasıl baş edecek? NATO makasından ayrılıyor. Bunun bir şekilde bedeli olur. Şimdi hem yanımda kal. Tamam, yanımda kalayım ama birlikte yapalım bu işi. Hayır. Uzaklaşıyorum. Uzaklaşırsan bedel ödersin. Türkiye bunu nasıl aşacak o zaman Okan Bey? Ben Türkiye'nin bunu milli politika üretme kabiliyetini ayakta tutarak aşacağını düşünüyorum. Mustafa Bey hatırlayacaktır değerli dostumuz. Ülkeyi söylemeyeyim ama yani bu programı takip edenler tahmin edecektir. Ama Amerika Birleşik Devletleri olmadığını söyleyeyim. Ankara'da önemli bir
Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle bir grup gazeteci bundan bir buçuk ay kadar önce sohbet ediyorduk. O sohbette biz hani FETÖ'yü, FETÖ'yle mücadeleyi, darbenin sinyalini alıp almadıklarını, pozisyon alıp almadıklarını, farkında olup olmadıklarını da sorguladıktan sonra işi Orta Doğu'ya ve daha çok da Musul'a ve Suriye'ye ben taşıdığımda yani Suriye konusunda ve Musul konusunda Türkiye'nin yanında yer almayacaklarını anladık da ama açık açık şunu da bize söyledi. Yani eğer siz kendi göbeğinizi kendiniz kesebilirseniz ondan sonra masaya sizinle o pozisyonda otururuz. Ama o pozisyona gelmemeniz için de ortaya çıkabilecek sonuçları da göze almanız lazım. Yani dolayısıyla hiç unutmuyorum. Yani tabii bu açıklıkta değil de müthiş bir ülke diplomasisinin o ustalıklı dilinden. Bizim de orta zekamızda uluslararası ilişkiler okuduk. Strateji biliyoruz, memleketimizi biliyoruz, seviyoruz. Bu dili de artık çözdük yani bunun şifrelerini de çözdük. Bunu dedi. Bugün tam da bu sınamayla karşı karşıyayız. İşte o yüzden Başbakan Yardımcısı Saiz Piko diyor. Sayın Cumhurbaşkanı Sevr diyor. Tabii coğrafya kader ve bu coğrafyanın üzerinde bizim dışımızdaki her güç değişik ameliyatlar yaptı. Ben bir cümle daha söyleyeyim müsaadenle. Değişik kitaplarını okumuştum ama Arapların gözüyle Haçlı Seferleri kitabını okumamıştım Amin Maluf'un. Malum işte hani Lübnanlı, Orta Doğu kültürünü biliyor, Fransız, evet. Ödüllü bir yazar. Bizde çok tanınan, bilinen eserleri de takip edilen bir yazar. Şimdi farklı farklı bölümleri var. Okumayanlara tavsiye ederim. Hani bu haşhaşilik meselesi dahil olmak üzere. Ama şunu anlıyorsunuz. Bu coğrafyada Türkiye bugünkü haliyle, 1000 yıl önceki haliyle Türkler bu coğrafyanın ana taşıyıcı unsuru. Eğer bu taşıyıcı sütunlarda herhangi bir çatlama veya kırılma meydana gelirse Orta Doğu ve İslam coğrafyasından başlayarak bizim bulunduğumuz coğrafyanın doğusuna kadar az önce Mustafa domino etkisi demişti. Domino etkisiyle kırılmalar, yıkılmalar, kan, gözyaşı, acı ve yüzyıllarca süren istikrarsızlıklar ortaya çıkıyor. O yüzden biz şu andaki duruşumuzda sadece kendi içimizdeki istikrarı ve Türkiye'yi koruma kollama refleksiyle hareket ediyor olsak bile Türkiye'nin bu dayanma gücü ve mücadelesi emin olun bugün Suriye'de Türkiye'ye çekilen operasyonun parçası olan İran'ın ulusal bütünlüğünü, Irak'ı, Suriye'yi, o coğrafyadan içindeki Müslüman toplulukları içerecek şekilde Rusya'yı, Doğu Türkistan'ı içine alacak şekilde Çin'i de etkileyecek bambaşka kaotik yeni bir yüzyılın kapısını aralayabilir. Türkiye bu kadar önemli bir ülke. Bu aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de iz düşüm olarak bütün iç dengelerini sarsar. Bu coğrafya farkında mı bunun? Karıştır bırak. Ya şöyle söyleyeyim. Aklı selim Batı mantığının içindeki isimler evet farkında. Fakat onların da talihsizliği DH üzerinden Avrupa topluluklarının sınırlı bilgisi veya içe kapanıklığını manipüle eden ve profesyonel, hakikaten profesyonel kamuoyu oluşturma odaklarının giderek Türkiye İslam karşıtlığı üzerinden geliştirdiği sosyoloji Avrupa'yı özellikle ve içindeki merkez partileri de ırkçılara, aşırı sağcılara iktidarı kaptıracağız korkusuyla onların söylem, tavır ve duruşlarına yakın hale getirmeye başladı. Evet farkındalar ama öyle bir farkındalık ki bu aynı zamanda kayıtsız kaldığınız, aksiyon almadığınız, sonra da bedelini ödediğiniz bir durum. Bugün Avrupa'daki tutukluk gerçekten tam anlamıyla göz göre göre üzerinize gelen felakete karşı tavırsız kalarak aslında bedel ödeme haline doğru dönüşüyor. Ve Türkiye kimseyi tehdit etmiyor. Türkiye bulunduğu haliyle bir istikrar ve gerçekten güvenlik merkezi. Bu merkezi bozduğunuz andan itibaren bu merkezin uzantısı çok sayıda bölgesel ve küresel sonuçlar ama kesinlikle kan, gözyaşı ve istikrarsızlıkla kendisini tanımlayacağımız sonuçlar olacak. Bizim mücadelemiz bu coğrafyanın kaderinin mücadelesi ve her şeye rağmen Avrupa'nın istikrar ve sürdürülebilirliğinin de teminatı. Böyle bir mücadele yani. Peki. Sayın Kartoğlu, bugün Sayın İbrahim Kalın da söyledi. Aslında Okan Bey de değindi ilk bölümde. Dedi ki alandaki sorunlara baktığımızda biz herhangi bir ülkeyle ya bir blokla bir muhtaçlık ilişkisi kurmak zorunda değiliz.
Yani işte Amerika böyle dedi diye buna boyun eğmeyiz ya da PKK'yı Sincar'da tutmayız ve gerekirse Irak'la, Erbil'le de görüşürüz, gereğini yaparız. İşte İncirlik bu haliyle her zaman gözden geçirme hakkımız vardır, bakarız, egemenlik hakkı bize aittir. Bağladığı yer sonuç itibariyle Türkiye kendi ittifaklarını çeşitlendirebilir ve bu onun en temel hakkıdır. Şimdi biz bunda ısrar edecek miyiz? Çünkü ısrar ederken birileri bize bedel ödetmeye çalışıyor. Şimdi şöyle, ısrar etmek zorundayız ama neye ısrar ettiğimizi iyi anlamamız gerekiyor. Türkiye'nin ısrar ettiği şey, bugüne kadar varlığınızdan bir fayda görmedim. Dolayısıyla ben başımın çaresine bakacağım değil. Türkiye, komşuluk ilişkisi olarak düşünün. Komşunuz akrabanızdan size daha yakındır. Başınız ağrıdığında en yakında olan odur. Ve ilişkinizi öyle tutmanız gerekir. Kimse de evini terk edip gitmez. O yüzden kavga da etmezsiniz. Etmemelisiniz de zaten. Bu birinizin yok edilmesiyle sonuçlanacak bir kavga olur eğer olursa. Değilse birbirinize muhtaçsınız. Şimdi biz bir ittifak kurmuşuz. Bir akrabalık ilişkimiz var. Siyasi akrabalık yahut işte bürokratik akrabalık diyelim ona. Ama komşumuz burnumuzun dibinde. Ama bir başka akrabalık daha var ve bizim ona da ihtiyacımız var. Kaldı ki bu blok diğer blokla, yani iki akraba aşiret arasında da alışveriş var. Olmak zorunda. Eskiden de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Şimdi durum böyleyken bir ülkeye ya da bir gruba sadece bağlı olup onun kurallarının ya da onun arzusunun kuralları bile değil, arzusunun dışında bir şey yapmamak düşünülebilecek en son şey, düşünülemeyecek bir şey. Dolayısıyla Türkiye kendi çevresinde bir ihtiyaçlarını karşılama, başkalarının ihtiyaçlarını görme, kendi ihtiyaçlarını karşılama, başkalarının ihtiyaçlarını görme konusunda bir alışverişi olacak. Siyasi, ekonomik vesaire vesaire. Ama aynı zamanda kendisine doğrudan tehdit olabilecek konularda da o konuların, o kendisine tehdit olabilecek şey sınırıyla alakalı. Sınırıyla alakasıyla komşu alakalıysa komşusuyla alakalı. Onlarla bu sorunu çözebilme konusunda bağımsız davranabilecek. Mesela Astana'da beraber mi yapmak istiyoruz? Mesela gelin, evet mesela. Evet, Rusya'yla garantör ülke olması gibi. Gelin ben somut. Gelin her yere müdahale ediyorsun. Gel müdahale et, etmem. Gel beraber yapalım. Beraber de yapmayız. Ben yapayım, sen beni destekle. Hayır. Ben tek başıma yapayım, ona da hayır. Ama burası beni etkiliyor. Sonuçta geldiğimiz noktaya baktığınızda 2012-2016 ne yaptı Türkiye, ne sağladık biz? Bir, sahada güç var. Var olduğunda da bu bela örgüt def edilebiliyor. Yani bir düzenli orduyla def edilebiliyor. İki, kendi sınırlarının ötesine çektiğinde oradaki mazlum savaş bombaşlarını bomba yağan insanları korumaya alabiliyorsunuz. Bunu niye yapmadık şimdiye kadar? Şimdi bir inisiyatif var. Bu inisiyatife herkesin başka türlü çıkarları olabilir. Ama ortak çıkarları gözettiğinizde diğer küçük çatışmalarınızı geride bırakabiliyorsunuz. Şimdi Astana, Kazakistan'ın, Orta Asya'nın göbeğine taşıdı mı? Barış şehri anlamında bir anlaşmayı, o anlama getirecek Astana'yı. Neydi? İşte Cenevre, işte İsviçre, evet. şuraya, Lozan gitti geldi. Buraya geldi. Ben çok arzu ediyorum. İlk toplantı da orada olsun, devamı da orada gelsin ve Suriye'de bir barış olsun. Anlaşması da Astana'da imzalasın. Ya barış şehri olsun orası. Asitane'den geliyor biliyorsunuz o kelime, ya da Asitane oradan geliyor. O huzur şehri olsun orası. Ve dünya barışı, atıyorum hani kötü bir şey değildir Lozan'la, İsviçre'yle, Cenevre'yle anılması. Ama Astana'yla da anılsın, anılabilsin. Türkiye bunu sağlarsa tarihi hakikaten iz bırakacak bir sembolik anlam kazandırmış olacak. Ve kimle yapmış olacak bunu? Rusya'yla. Peki biz oligark devleti mi olduk? Daha önce Sovyet Rusya olduğunu varsayalım. O dönemde bir şey yapmış olsaydık komünist mi olacaktık? Düşünün, ben şunu düşünüyorum. Sovyetler döneminde başka şeyler de söylenebilir ama bu değerlendirilmeden konuşulduğu için beni rahatsız ediyor. Sovyetler Birliği ile birliğine karşı Türkiye'nin tamamen o demir perdeyi örmeye
izin vermesi yahut desteklemesi ne sağladı Türkiye'ye? Rusya'nın hedefi Türkiye mi yoksa Batı mı? Rusya gidecekse nereye gidecekti? Buraya gelmeyecekti. Rusya Avrupa'ya gidecekti. Biz o dönemlerde NATO bize ne sağladı peki buna karşılık? Kendi içimizde ama siz kardeşsiniz, müttefiksiniz, kavga etmeyin, boşuna silaha, cephaneye para harcamayın. Siyasi enerjinizi de tüketmeyin dedi mi mesela Yunanistan'la dalaşırken? Aslında hiçbir işe yaramadı sonuç olarak baktığınızda. Ha, şu zamana kadar şöyle oldu işte, ben sizi besledim, büyüttüm filan. Evet de ben hep açlık sınırında yaşadım ve tesadüfen hayatta kaldım. Bu senin bana haftada bir mama vermeni bir yücelik olarak başıma kalkma hakkı vermez. Türkiye çok daha özgür, çok daha bağımsız, çok daha milli bir duruş sergileyebilseydi eğer, şimdi bunları biz tartışıyor olmazdık. Ama nasıl sergileyeceksin? Hani toplumsal, siyasal desteğin var mı? Milli teknoloji üretebiliyor musun? Aynı şekilde ekonomin belli bir milli gelir sınırını aşmış ve büyük sınamalara karşı toplumun bir rezerv biriktirdiği bir aşamaya gelmiş mi? Hepsine de dönemin paralel yapıları zaten bugün işte o aşamada hani. Ama çok zor gerçekten, çok zor. Yani ekonomisiyle zor, teknolojisiyle zor, sivil toplumuyla zor, istihbarat kapasitesiyle zor. O zorların içinde büyük bireysel fedakarlık, büyük toplumsal destekle yoğrulmuş bir liderlik ki her gün örseleniyor. Ve bizim tarafında olduğumuz her şeye rağmen vicdanı, soğukkanlılığı, aklı ve barış içinde bir arada yaşamayı, yani bin yıllık tarihi geleneği esas alan insanların bıkıp usanmadan anlatımları. Ancak o aşamada. Okan Bey, son 3-4 dakikamız izin verirseniz bunu da konuşalım. Bu mesela güvenlik anlamında işte önleyici istihbarat ya da güvenliğin yeniden dizaynı, kodların yenilenmesi ihtiyaç mı sizce? Bu tartışmasız. Hani devlet de zaten bu gerçekliği kabul etmiş durumda. Uzunca bir süredir istihbaratın yeniden yapılandırılması üzerine bir model çalışması yürüyor. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin istihbarat boyutundaki eleştirisi tam da buradan kaynaklanıyor. Şimdi terör olaylarıyla ilgili istihbarat başta olmak üzere temel ve dış ve bölgesel istihbarat konusuyla iç istihbarat konusunun nasıl ele alınacağına ilişkin bir husus. Fakat istihbarat alanı eşittir devlet demek. Dolayısıyla orada da bildiğimiz bilmediğimiz örtülü bir güç mücadelesi yürüyor. Ve o alanın bugünkü tanzimi belki de devletin gelecek 100 yılına hakimiyeti de oluşturacağı için bu konuda atılması gereken adımlar belki de öngöremediğimiz başka hesaplar nedeniyle veya hala bu istihbarat kurumlarının içinde dış etkisi veya ülkenin çıkarlarının ötesindeki bağlılık ve aidiyetlerle şekillenmiş aktörler nedeniyle de geç ve güç. Ama şu bir gerçek, Türkiye'nin bu coğrafyada yaşayabilmesi için güçlü bir ekonomiye, güçlü orduya, mutlak güçlü bir siyasal yapıya ve tabii ki güçlü bir istihbarata ihtiyacı var. Bunların her biri birbirinin tamamlayıcı unsurları. Eğer bunu başaramazsak ve bugün yaşadığımız krizlerden geleceğe dönük fırsata çevirecek hiç olmazsa bizim çocuklarımız veya onların çocukları için bunları başarmış bir Türkiye bırakamazsak tarih bize hesap soracak. Son sözlerinizi alayım. Hala, son söz aslında bu tabii bu süreçte ne yaptı Türkiye? Bir güç bir başkasını, yaptığın bir şey bir başkasını tetikliyor. O yaptığın bir şey o gücünü de arttırıyor. Güvenliğini de sağlıyor. Her şey birbirine bağlı. Bizim belki bunu zafiyete uğratan ben biraz da sokulmuş geleneklerimiz var. Gelenekselleştirilmiş virüsler var içimizde. Bunlardan birini temsil eden mantık şu: icat çıkartma. Peki. İcat çıkartma dedikçe ne teknik olarak icat çıkartabildik, ne yönetim sistemi olarak icat çıkartabildik. Ne müttefiklerden ayrı bir iş yapabildik. İcat çıkartma kardeşim, bulaşma dediler. O yüzden değiştirelim. Şimdi icat çıkartmamız gerekiyor. Peki. Ben biraz Fransa ve Güney Kore örneğini hatırlatmak istiyorum. İzleyenler bakabilirler. Programın sonuna geldik şimdi. Evet. İcat çıkartma. O iki ülkenin örneği o ülkelerin yönetim sisteminin değişikliğiyle bütün icatların başladığını gösteriyor. Peki. Sayın Okan Müderrisoğlu, Sayın Mustafa Kartoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten olun, Allah bu millete sabır, dayanma gücü versin. Şehitlerin, amin, her birinin hani
ruhu, bu ülkenin ruhu demek. Allah gazilerimize de hayırlı uzun ömürler versin. Amin, sağ olun, var olun. Evet, 24 Özel'in sonuna geldik. Bitiriyoruz efendim. Saat başında aklın yolunda birlikte olacağız. Hoşça kalın.